şimdi payitahttan gelen ulak Burus Aketüdas'ın yolunu gözler ki yeni kadıyı tevdi ede. Dostun Konur Bey'i. Şükürler olsun bu günleri gösterene. Mahmut Efendi'mi kadı olacak deyü nafile telaşlandık. Meğer Bursa'ya küsmüş. Uğurlar ola, gidişi ola, dönüşü olmaya. Amin beyim. Size demiştim beyim, payitahttaki dostumuz yanılmaz. Konur Bey kadı olanda ilk müracaatımız gümrük meselesi olmalı. Millet eski yün bulamazken biz bir kervan dolusu ipeyi ambarlarda çürütürüz. Senin kadar ticaret sevdalısı bir adam tanımadım Yosef. Aklın fikrin alışverişte. Hele bir dur yahu. Bir şehrin yeni kadısını ilan edelim. Dahi Mahmut Efendi'den hıncımızı alalım. Kapımıza gelip şehrin kötüdasını azarlamak neymiş gösterelim. Bey, kötü bir düş gördüm dün gece. Bu taşınma işi pek içime sinmez. Pek mi acele ederiz ha? Hem bu kötü düşte... Kötüyse anlatma. Bir sadaka ver, Allah'asın. Nefsinin vesveselerine yol verme hanım. Çocuklar da pek mutsuz. Pek huzursuzlar bey. Alışırlar. Sen de söylenmekten vazgeç hatun. Kararım katidir. Selamun aleyküm Naip Hazretleri. Yardıma ihtiyaç var mıdır? Ve aleyküm selam Doğan Efendi. Kolayladık elhamdülillah. Eksik olmayasın. Payitahttan beklediğimiz ulak geldi. Yeni kadı ilan edilip alamet kuşanacak. O uğursuz dilaverle bir daha yüz yüze gelmek istemezdim. Ama vazife. Katlanacağız gayrı. Hadi yapalım son vazifemizi de. Geleceğim ben, siz devam edin. Eyvah, İbrik. Yusuf'um ne yaparsın? Haydi bakalım Çırak Efendi. Dükkana gitme vakti. Dede, ben de medreseye gidecek miyim? Elbette gideceksin. Okuma yazma bildiğinden yaşıtlarından ötedesin. Dilersen ağalarınla bir okuyabilirsin. İsterim. İyi o vakit. Mustafa Hoca ile istişare ederiz inşallah. Tut bakalım. Burada beklersiniz. Naib Efendi. İşittik ki göçüyor musunuz? Yolunuz açık ola. Bir ihtiyacınız olursa haber edin. Hamal, at, araba. Ne isterseniz. Müsaadenizle. Sizin gibilerin olmadığı bir yere gitmek isterim. Mümkün müdür? Şu son demlerimizde ağzımızın tadı kaçmasın deyu sabrederim. Giderken dahi nezaketten ıraksız. Ama az kaldı. Birazdan yeni kadımız atandığında cümlemiz rahat edecek inşallah. Maşallah. Nasıl oldu? Darp izi gider de. Dost izi nasıl gidecek?
Tek dostum sen edin, gene kaldık bir başımıza. Dostumuz Baki ve Orhan. Medrese biten de senle bir olup payitahta göçelim. Senin o zehir zekanla benim ticaret kabiliyetimi cem ettik mi payitahtı fethederiz evelallah. Babamdan ırak olsun da nere olursa olsun. Demek göçersiz ha. Daha yeni alıştıydı Koç'taki. Babam ikna olmadı hocam. Ne yaparsız? El mahkum. Mahmut Hoca çok kalender bir adam. Bursa'nın yolsuz ağırsızı çok olur. Onu da anlamak lazım. Dayanamadı demek. Orhan. Nasıl ki alimden zalim doğar, zalimden de alim doğar. Lafım sana değildir bilesin. İnşallah sen büyük bir alim olacaksın. Madem öyle, hadi geç bakalım son dersi. Kadılık makamı için payitahttan beklediğimiz devletli padişahımızın beraat-ı şerifleri tarafımıza vasıl olmuştur. Yeni kadımızın ilanı için huzuru hazirunda mübarek beraat-ı şeriflerini kent hüdamız Dilaver Bey'e teslim ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetli kadımız Nazırzade Ramazan Efendi'ye tekrar Allah rahmet eyle. Vazifesini layığıyla yaptığına şahidiz. İnşallah yeni kadımız da öncekiler gibi hakkıyla hizmet edecektir. İnşallah. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı ola. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allahü Zülcelal'e hamdolsun. Salat ve selam iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dahi onun yolunu yol bilen al ve ashabına olsun. Nişanı şerifi, âli şanı sami, mekanı sultani ve tuğrayı, garrayı, cihan sitanı, hakanı hükmü odur ki Bursa şehri kadılık makamı için arz olunan Fazlallahoğlu Naib Mahmut Efendi. Mahmut Efendi'nin ilim cihetince kavi, amel ve gayret cihetince cevval olduğu, dahi dürüst ve itimada layık bulunduğu tarafıma ayan olduğundan bu beraat-ı hümayunu verdim ve buyurdum ki sadır olan ferman-ı şerifim mucibince amel edile. Hu şeyhi. La ilahe illa hu azizim. Mesain yok muydu? Bugün kadı ilan edilecek diye duymuştuk. Gitmedim ben, gitmedim. İstirahatteydim.
Sen de belli ki Mahmud Efendi kadı olsun dilerdin ama... Ama gider o gider, gider. Üzülme azizim. Perdenin ardında neler saklı, kim bile Mevla'dan gayrı. Koca Burhanettin Efendi, Bak, peşinden bir kadıyı daha uğurladık. Senden geriye de bu rüznamen yadigar bize. Ben böyle mi cilt ettiydim bunu yahu? Bu defter başka defter Zahir. Burhanettin kulunu ilimle ihya eden. Burhanettin Efendi yazar. Ama bu rüzname rahmetliye ait değil ki. Kadılık alametleridir. Ketyüde Hazretleri. Devletli padişahımızın mübarek Berat-ı Hümayunları ile kadı tayin olunan Mahmud Efendi'nin vazife başı için Kur'an-ı Kerim'e el basıp yeminine. Padişahıma herhalde sadık ve istikamet ile hizmet edip hiçbir vakitte hıyanet etmeyeceğime, talimata muvafık hareket edip ailenin himayesine dikkat eyleyeceğime, kimesneden rüşvet ve dahi hediye almayacağıma, her daim adalet üzere hareket edip hiçbir tarafı himaye ve gard suretinde olmayacağıma ve şeriata münasip amel edeceğime, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Azimüşşan hakkı için yemin ederim. Vallahi ve billahi. Gayrı Bursa'nın yeni kadısı Mahmud Efendi'dir. Şehrin dört bir yanına duyurula. Rabbim utandırmaya. Yeni vazifeniz hayırlı ola Kadı Hazretleri. Yahu rahmetli böyle laflar etmezdi ki.
Ne cildi ne dikişi bizim işimiz değil zinhar. Ne iş döner böyle? Bu defter neyin nesi? Bilip de demediğim bir şey mi var azizim? Ben bilmem, sen bilin. Ben bilmem, sen bilin. Bildiğimiz o ki bir diyeceğim var. De öyleyse. Vermem. Vermem, benim o. Benim o, benim. Benim o. Senin de yazdığını bilmez idik Aziz. Ben yazmam şeyim. Ben yazmam. O yazdı. Şiir yazdı bana. Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. Dostudur. Bu sende miydi bunca vakti? Allah kabul etsin ama. Allah razı olsun evladım. Ver kitabını da sandığa koyalım. Daha yer var. Ben kalaydım keşke. Bir vakfiye de olmadı dergahta yatar kalkar idim. Olur mu öyle şey oğlum? Babam müsaade eder mi böyle bir şeye? Hem babam müsaade etse bile ben ne yaparım? Senin hasretinle ben dayanamam ki. Mehmet'im. Ah. Bu yaşında görmediğin şehir kalmadı senin de. Nereye gideriz? Kadı Hazretlerinin emriyle geldim. Safiye Hatun'a bir haber vardır. Diyesiniz hele, ben oğluyum. Kadı Hazretleri buyurdular ki hazırlığı bıraksın, ben gelen de diyeceklerim var. Kadı Hazretleri mi? Kadı Hazretleri öyle mi? Kadı Hazretleri öyle mi? Ya Rabbi, ya Rabbi, ben ne günah işledim de can düşmanımı bana kadı ilan ettirdin. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Hani Konur Bey kadı olacak idi? Hani bu Allah'ın cezası adam defolup gidecekti? Yoksa payitahttaki adamın bize oyun mu etti Yosef? He? Bize oyun mu etti bu herif? Söyle. Haşa beyim, ne haddini? Kursağında lokmamız vardır. Biz oyun edemez. Bugüne kadar ne dediysek yaptı. Demek ki son anda karar değiştirdiler. Hayatımız değişti be adam, hayatımız. Senden ne hale düştüm, haberin var mı? Sana itimat edende kabahat. Ne işe yararsın sen? Mahvettin beni! Uğursuz kafir! Defol! Defol git! Çık! Yıkıl karşımdan! Çık git! Gözüm görmesin seni, defol!
merak etmeyiniz. İnşallah yolunda girecek her şey. İnşallah, inşallah. Hey ahali! Duyduk duymadık demen. Şehri Bursa'mızın yeni kadısı, Cami Atik Naibi Mahmut Efendi olmuştur. Allah hayırlı eyleye. Duanızı eksik etmeyesiniz. Duyduk duymadık demen. Hocam, neye niyet, neye kısmet. Allah'ım hayırlısını nasip eyleye inşallah. Gayrı makam sizindir Kadı Hazretleri. Hayırlı ola, Allah utandırmaya. Hepimiz bahtiyarız. Eminim ki rahmetli kadımız Nazırzade Ramazan Efendi de bahtiyardır. Gönlünüz ferah ola. Gönlüm nasıl ferah olacak Doğan? Ne hesap eder idik, ne bulduk? Ben Bursa'dan hepten ümidimi kesmiş idim. Demek ki Bursa sizden kesmemiş Kadı Hazretleri. Dayı Şehzademizin de bunda büyük payesi vardır ki size itimat eder. İmdi onun itimadını da berhava etmemek gerek. Bursa'da bu makamda kalıp dini devlete hizmet etmeyi nasip etmiş ise bize de gereğince amel etmek düşer. Hoş gelmişsin şeyhim. Hoş bulduk. Seninle istişare etmemiz icap eder oğlum. Demek siz de duydunuz şeyhim. Neyi? Yeni kadı Mahmut Efendi hoca oldu. Demek vazgeçti gitmekten. Eh, hayırlı mübarek ola. Başımda iş var idi. Dükkandan çıkamadım. Ondan sebep duymamışızdır demek. Hayır olsun şeyhim. Bu rüznameyi bulup Mahmut Efendi'ye götüren sen değil miydin? Evet, bendenizdim şeyhim. Belli ki oyun etmişler hepinize. Bu rüzname sahte. Ama kim bu işe yeltenebilir ki şeyhim? Dede, dede, dede! Dede, aletlerim yok. Ne aleti Yusuf'um? Ne oldu? Sabah avludaki sedirin yanına bırakmıştım. İmdi yoklar. Aletlerim, aletlerim nerede dede? Ah, gel bakayım. Şeyhim, ben onları çerçöp değil çöpe attım. Ne bilirdim işe yarar olduklarını?
Anlaşıldı. İmtihanımız ardı ardına. Koy evladım şunu. Babam geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam baba. Buyur siz. Beyim, son vazifedeyi gönderdik. Kadı olarak geri döndün. Çok şükür. Öyle oldu vallahi. Allah'ın takdiri böyleymiş demek ki. Gitmek isterdik, kalmak nasip oldu. Çok şükür. Dualarım kabul oldu. Hemen gevşemeyesiz ama. Bundan gayrı babanız bir kadıdır. Bir adım atan da bin düşüne. Merak etmeyesin beyim. Bundan böyle daha ihtiyatlı, daha itinalı davranacağız inşallah. Lakin şimdi bütün eşyaları çıkarmak gerek geri. Yok yok yok, hiçbir şeye dokunmayın. Kadı konağına taşınırız zaten. İmdi elden geçer, hazır olan da göçeceğiz inşallah. Allah'ım şükürler olsun. En dar vakitte gönderdi müjdelerini. Haydi sofraya. Haydi, geçin. Bey, Allah aşkına kendini daha fazla harap etmeyesin. Olan oldu. Ne edeceğimiz düşünelim. Ne edeceğimiz belli. El mecbur suyuna gideceğiz. Ama bundan sonra işimiz daha zor. Nasıl oldu? Aklım hafsalam almaz. Göçecekler diye beklerken... Yosef'in zafiyeti. İşini adam gibi yapsaydı tedbir alır çaresine bakarydım. Kendi ellerimle tevdi ettim. Ya Rabbi sabır ver, ya Rabbi sabır ver. Gayrı yanında tutma o düzenbazı. İş bilirim de iyi dolaşır ama başına açmadığı dert kalmadı. Bey, sana başka adam mı yok? Kovacağım zaten. Ama sırası değil. Ortalık toz duman. Hele biraz dağılsın, bakarız ne edeceğimize. Evvela onlarla arayı düzeltmeye bakacağız. İkiniz de bana yardım edeceksiniz. Baran efendi, madem Mustafa'nın ahbabısın, kanına gireceksin. Sen de hatun, Mahmut efendinin zevcesine var. Mecburuz hatun, arayı düzeltmeye mecburuz. Kendi elimle tevdi ettim. Kendi elimle tevdi ettim. Ya Rabbi. Medresenin kütüphanesini su basmışydı ya şeyhim. Hatırlarsanız bazı kitapları size dahi getirmişydim. Tamir edesiz diye. Hatırlarım. Belli ki sen bulasın diye tertip edilmiş. Şimdi bunu Mahmud Efendi'ye götürmek icap eder. Mahmud Hoca inşallah bizden şüphe etmez. Merak buyurma. Vaziyeti anlayacaktır. Yarın bendeniz ona götürür, teslim ederim inşallah. Yusuf'um, deyiver hele. Bize ne mucitlik edeceksin? Bu kayıkçının su saati dede. Bunu yapacağım. Kitapta nasıl yapılacağını dahi şeklinde verir El Cezire. Ya ne işe yarar bu kayıkçılı su saati? Vakti söyler. Şimdi şöyle. Suya koyulan kayık altındaki küçük delikten su alır yavaş yavaş. Dolunca batar. Batarken de öter. Diye. Anlarız ki bir saat geçmiştir. Hay maşallah. Şimdi bu malzemelerle bunu mu yapacaksın? Gayri dergahımızın mucidi Yusufi'dir. Ne ihtiyacı olur ise tamam edesiz, dahi yardıma koşasız. Bağışlayasız şeyhim, çerçöp sandıydım. Meğer Yusuf neler düşünürmüş öyle. Sabide'yi hafife almışız. Sabi deyip geçme Muhammed'im.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlerden biri olan Hazreti Ali henüz Yusuf yaşlarında bir sabi değil miydi? Ya Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, onlar da taze civanlar değil miydi? Peygamber Efendimiz sabilere pek ihtimam gösterir. Onlarla her karşılaştığında gülümseyerek selam verir, hal hatırlarını sorar idi. Binekli ise onları atın terkesine alır, gidecekleri yere kadar götürür idi. Bir defasında yarış yapan sabileri görmüş idi, onlarla beraber koşuvermiş idi. Bazı hediyeler verir, bazı onlarla şakalaşıp oynayarak gönüllerini alır idi. Sabi demez, hastalıklarında ziyaret eder, şifa diler idi. Ol mübarek, ben koskoca bir nebiyim. Dahi Mekke, Medine ve civarının efendisiyim demez. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sırtına bindirir, atçılık oynar. Deveniz ne güzel deve, siz de ne güzel binicilersiniz deyip iltifatta bulunur idi. Ne güzel bir ahlak. Ol mübarek, benim ya da yakınımın sabileri demez. Bütün sabileri kendi sabileri gibi gözetir, koruyup kollar, merhamet ve sevgiyle onlara muamele edilmesini ister idi. Bilhassa yetimlere ihtimam eder, kendisini babalarını yerine koyar idi. Cenk'te şehit düşmüş yetim bir sabiye ziyarete giden de, istersen bundan sonra ben baban, Ayşe de anan olsun deyip sabiyi sevmiş, teselli etmiş idi. İşte böyle naif, böyle merhametli, dahi böyle güzel ahlak timsali bir Resul'ün, terbiye ve sevgisinden geçen sabilerin omuzlarında inşa olmuş idir bu âlâ medeniyet. Ondan sebep sabi deyü geçmeyesiz. Zira onlar bize emanet edilen istikbalimizdir. Gel. Kadı Hazretleri, Mücellit Mehmet Efendi geldi. Huzura gelmeyi ister. Buyur et, buyur et. Gelsinler. Selamun aleyküm Kadı Hazretleri. Yeni göreviniz ve dayı makamınız hayırlı olsun. Ve aleyküm selam, var olasız. Hoş gelmişsiniz. Biz yola revan olursunuz derdik ama o yol başkaymış demek. Hüküm de, karar da Allah'ındır hayır. Kul bildim ettim sanır. Bilen de, eden de Allah'tır ahir. Oldum der gafil, olmaz der şaşkın. Bilmez ki, ol diyen de Allah'tır ahir. Sizi daha çok dinlemek lazım gelir. Gayrı yükümüz ağırdır. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Nasihatlerinizle yükümüz hafifleyecek inşallah. Seninle de işimiz vardır beyoğlu. Senin de yükün ağır olacak. Rahmetli Kadı Burhanettin Efendi'nin gerçek rüznamesi. Evvelki sahteymiş. Belli ki Mustafa'm dahil hepimize bir oyun tertip edilmiş.
asıl ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaymış. Diyeceğim bir şey var mı? Gelen giden. Yok beyim. Ne bir havadis ne bir şey. Gerçi var desem de artık itimadın kalmamıştır bana. Doğru bildin efendi, kalmadı. Babama da mı itimadın kalmadı diye koptu fırtına? O sebeple mi göçtü gitti bu alemden babam? Yusuf, sakın babanı karıştırma bu işe. Herkes hak ettiğini yaşar. Bundan böyle gözüm üstünde. İtimadımı kazanacaksan tek gözün açık uyuyacaksın. Gayrı bitti ağalık beylik devri. Bunca vakit benim için yapıp ettiklerin hepsi uçup gitti. Anladın mı? Haydi. Beyoğlu, bunu ne kadar aradık bilir misin? Öldük, bittik. Ne de söylemezsin. Kızmayın garibe kadı hazretleri. Rahmetli kadı zatına bir şiir yazmış. O da rahmetliye muhabbetinden, dahi şu hayatta ona böyle bir hediye vereni olmayan da canı gibi sarılmış. Herkeslerden sakınmış. Arılır durudur. Demek sen o şiiri ondan mırıldanırdın. Sözüm olsun sana. Bu ruzname ile işim bitince sana geri vereceğim. Dur. Daha mühim işlerimiz vardır, dur. Seninle de işimiz çok olacak. Bekle. Tamam. Allah razı olsun Şeyh Hazretleri. Kadılığım için en güzel armağanı verdiniz bana. Bize müsaade o vakit. Vereceğim geri. Subaşı. Emredin Kadı Hazretleri. Hazır olasız. Bu gece mühim işlerimiz olacak. Ben de bir işin ucundan tutaydım. Aman hanımım, biz yaparız. Siz emir buyurun yeter. Kadı zevcesi olmak böyle bir şey demek ki. İyi madem. Siz buradaki işleri halledin. Ben yeni konağa bir bakıp geleyim. Hanımım, dönüşünüze dilediğiniz bir yemek var mıdır? Vallahi bilemedim ki. Sen usulen bir şeyler yap. Kadı Hazretleri teşrif eder mi bilmem. Malum işi çok. Haydi, size kolay gele. Hanımım, siz biraz bekleyin. Ben Çeri'ye haber edeyim. Size refakat etsin. Yahu ne gereği var? Olur mu hanımım? Benim de sizinle gelmem lazım. Vazifemiz bu. İyi madem. Haydi. Hay Allah, ben de tam kapıyı çalacak idim. Zişan Hanım. Buyursunuz, bir diyeceğiniz mi vardı? Havadisi alır almaz hayırlı olsuna geleyim dediydim. Hediyemi de aldım geldim. Müsaade var ise... Kusura bakmayasınız Zişan Hanım. Meşguliyetim pek ziyade. Yeni konakla alakadar olmam gerek. Ben size bilahare haber edeyim.
Elbette Safiye hocam. Elbette. Hayırlı günler. Yüce Musa! Ne oluyor yahu? Mukavemet etmeyesin Yusuf Efendi. Ne oluyor subaşı? Ne yarasın hanemde? Kadı Hazretlerinin emriyle derdest edildin. Ne? Seninle işimiz var. Destur Kadı Hazretleri. Gel. Kaçmaya mı kalkıştın? Bizim işimiz değil Kadı Hazretleri. Böyle bulduk. Sebebi başkadır Kadı Hazretleri. Ha. Dilaver Bey'in işi midir? Uğruna bunca suç işlediğin adam sonunda seni de ezip geçti ha. Kabahatim nedir Kadı Hazretleri? Neden huzurunuzdayım? Bunu hatırladın mı? Yok. Ben o nedir Kadı Hazretleri? Beni evvelden hiç görmemiş. Kes yalanı. Bu beni kandırmaya çalıştığınız, uydurduğunuz ruzname. Bu da hakiki olanı. Rahmetli Kadı Burhanettin Efendi'nin hatıratı. İçinde ne yazar bilir misin? Seni bir solukta dar ağacına götürecek şeyler vardır. Kadı Hazretleri, ben ne etmişim ki rahmetliye? Ben ona yardım etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bir daha yalan söyler isen evvel dilini kestiririm. İstediğim sen değilsin. Sen zavallı bir maşasın. Ben Çiyan'ın başını, o dilaveri isterim. Pis işlerini sana gördürdüğü için deliller seni işaret eder. Ama bilirim ki her kötülüğün ve dahi usulsüzlüğün ardında o vardır. Hem de beni iyi dinle. Dilaveri zindana attıracak delilleri verirsen sana merhamet ederim. Ama vermez isen, bugün değilse yarın o hilebazı alaşağı edeceğim. Sen kellenden olduğunla kalacaksın. Bundan gayrı yaş tahtaya basmam Yusuf Efendi. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi. Yusuf'un dediği yer burası. Her yeri arayın. Hepsini çıkarıp sayın. Tez varıp subaşına haber edin.
Şu haline bak. Koskoca adamsın. Islak it gibi titrersin karşımda. Bunca senenin hatırı var. Gözüm döndü, itiverdim seni. Büyütme Yosef. Gel şuraya. Gel dedim. Mühim değil beyim. Siz haklıydınız. Kim olsa gözü döner. Biz seninle nice dağlar aştık. Gene aşarız. Ama bundan sonra gözünü dört aç. Kimes neye itimat etme. Bak itimat ettiğin adam bize neler etti. Destur. Subaşı. Ne ararsınız burada Şah Çanı'na girer gibi? Kadı Hazretleri'nin emriyle geldik Dilaver Bey. Kimin emriyle? Geldiysen geldin. Bir ketüdağının mekanına nasıl girileceğini bilmez misiniz? Mal istifinden ötürü derdest edileceksiniz. Gizlediğiniz malları ele geçirdik. Mukavevet edecek olursanız cebren götürülürsünüz. Bırakın beni! Bırakın! Sen ne yaptın bre? Bırakın beni! Ben bu şehrin ketüdasıyım! Beni derdest edemezsiniz! Bırakın! Bırakın! Bırakın beni! Şalgamaşa giren de yağ oldum sanır. Aptal ata binen de bey oldum sanır. Ey Safiye Hatun. Sür sefanı. Destur! Hatice ne oldu? Allah! Ne oluyor? Ne bu hal? Ne ararsınız hanemde? Konağı arayacağız. Bize zorluk çıkarmayın. Burası Ketuda konağıdır. Çıkın dışarı. Arayamazsınız. Kadı Hazretleri'nin emri var. Mukavemet etmeyesiyiz. Neticesi iyi olmaz. Her yeri arayın. Allah'ım yardım et. Destur Kadı Hazretleri. Gel. Kadı Hazretleri. Demek bana olan mesnetsiz düşmanlığınız bu raddeye vardı. Demek siz Ketüda'yı derdest ettirecek kadar aklınızı şaştınız. Bu rezilliğin hesabı ağır olur. Gerekse huzuru padişaha kadar çıkacağım ama bunu yanınıza koymayacağım. Bitti mi? Bitmedi. Her ne sebeple beni getirdiyse... Ne sebeple geldiğini öğreneceksin Dilaver Bey. Hem de bugünü bir daha hiç unutmayacaksın. Ne bunlar? Benimle ne alakası var? Bunlar senin ipini çekecek delillerdir. Yosef Efendi ne gerekse hepsini bir bir anlattı bize.
ne dümenler çevirdiğini, kimleri kıstırıp kimlerin malına çöktüğünü, ticarette ne hileler yaptığını. Daha sayayım mı? Gayrı senin devrin